Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde, geçen hafta alarmları işliyorduk hatırlıyorsanız, tam bitirememiştik. Bu haftaki dersimizde alarmlara ses dosyası eklemeyi öğreteceğim. Ses dosyalarına biliyorsunuz WAV ismini veriliyor, soyadından dolayı. O dosyaları eklemeyi göstereceğim. Ondan sonra bir alarm geldiği zaman onu bir input olarak kabul etmeyi ve gelen o input'a göre de aksiyon almayı. Aksiyon almaktan kastım şu, mesela ne bileyim bir yazının formatını değiştirmeyi, yazının bize uyarı vermesini, yazının renginin değişmesini ve bu yazının, daha doğrusu bu alarmların kombinasyonlarına göre, değişik durumlarına göre değişik aksiyonlar almasını göstereceğim. Ondan sonra son konu olarak da raporlamaları göstereceğim. İki tür, yani raporlamaları da hem ekranda raporlama hem de hard diske kayıt olarak raporlama olarak iki kısımda göstereceğim ve dersimizi bitireceğiz. Önce alarmlarda kaldığımız yerden devam edelim. WAV dosyası dediğimiz, yani daha doğrusu ses dosyası dediğimiz dosyaları oluşturacağız. Projemiz açık. Projemiz açık olduktan sonra burada projemizde alarmlar kısmı var, solda görüyorsunuz. Buradan alarmları seçeceğiz ama daha önce Tools kısmından Computer Setup Editor var. Computer Setup Editor. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman burada alarmlar kısmı var. Bakın üstte. Burada alarmlarla ilgili tanımlanmış dosyalar var. Biz burada şimdi ses dosyaları tanımlayacağız. Onlara sound diyoruz. Sound dosyaları. Sizde muhtemelen sound 1, sound 2, sound 3 ve sound 4 yok. Benim daha önce tanımladığım dosyalar bunlar. Ben bir tanesini iptal edeyim. Sizinle beraber yapmaya çalışayım. Şunun üzerine gelip şöyle sağ tuş yapıp delete parameter diyorum. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Muhtemelen sizde ses dosyaları yoktur. Çünkü ben bunları daha önceden tanımlamıştım. Daha önce verdiğim derslerden dolayı tanımlamıştım. Sizinle beraber yeni sound dosyası oluşturacağız. Ses dosyası oluşturacağız. Şöyle alarmları tıklayın. Şurada alarmlardayken section kısmında alarm yazsın. Ondan sonra şu kısma parameter kısmına sound 1 yazın siz. Sound 1. Ama ben 4 yazacağım. Niye sound 4 yazacağım ben? Ben de çünkü 1, 2, 3 tanımlı. Ben çok oynamak istemiyorum. Sizin sound 1 yazmanızı istiyorum. Yoksa varsa sound 1, 2, 3'ünüz, daha önce siz de tanımladıysanız sound 4 benim gibi tanımlayabilirsiniz. Ben yalnızca göstermek için yapıyorum. Bundan sonra sound 1 ya da sound 4 yazdığımızda burada browse kısmı çıktı. Browse kısmına basın. Browse kısmından o sound da bu isme bir WAV dosyası eklemeyi göstereceğiz. Lokal diskte, yani C'nin içerisine giriyorsunuz. C'nin içerisinde Windows'u buluyorsunuz. Windows'u. Ses dosyalarını bulacağız. Windows'un altında medya diye, bakayım bulabileceğim, yukarıda olması lazım. Evet, medya var. Şurada medyanın içine girin. Medyanın böyle altlarına doğru gidin. Bakın burada birçok WAV dosyası var. IRENDWAV, IRENTERWAV, NotifyWAV. Böyle aşağı doğru gidiyorsunuz. SpeechOnWAV. WAV dosyaları, yani ses dosyaları bunlar. Bu ses dosyalarından bir tanesini seçebilirsiniz. Ben de şöyle bir bakıyorum ne var diye. Şöyle biraz kuvvetli bir ses bulayım diye bakıyorum. Varsa eğer. Şöyle. Tata diye bir ses var. Tata diye bir ses çıkıyor ya, Tata Wow diye. Bunu seçeyim ben. Okey diyeyim. Bunu oluşturdum. Şuraya eklemiş oldum. Ondan sonra buradan da Add kısmına basıyorsunuz. Add. Add dediğiniz zaman Sound 4 benim buraya geldi. Muhtemelen sizin de Sound 1 eklenmiştir. Şimdi sizden Sound 2'yi, Sound 3'ü de eklemenizi istiyorum. Sonra da ekleyebilirsiniz. Fark etmez. İşte yine buraya geliyorsunuz. Sound kısmına Sound 1 yazıyorsunuz. Yine WAV dosyasını seçiyorsunuz. Browse'dan. Bu sefer başka bir dosya. Ben mesela ne seçmişim? Sound 2 için Recycled
WAV dosyasını seçmişim. Sound 3'ün içinde Speech On WAV dosyasını seçmişim. Bunları seçebilirsiniz. İstiyorsanız şu anda seçmeyi de bilirsiniz. Yani çok önemli değil. Bunları yaptık diyelim ki. Bunları yaptıktan sonra, bu ses dosyalarını kaydettikten sonra, istiyorsanız biraz bekleyeyim. Şimdi ses dosyalarımızı oluşturduktan sonra file kısmına gidip save diyoruz. Şuradan save ettik. Diyor ki burada ini dosyasını oluşturacağım. Cytek ini dosyasını oluşturacağım. Emin misin diyor. Evet diyorum. Şimdi ses dosyasını oluşturdum. Şimdi bunu köşesinden kapatıyorum. Şimdi benim 3 tane ses dosyam oluştu. Ama bu 3 tane ses dosyamın hangi durumlarda, hangi kategorilerde çalışacağını bilmiyorum. Yine alarmlar alt kısmında alarm kategorileri var. Daha önce biz bunları tanımlamıştık hatırlıyorsunuz. Alarmlarda alarm kategorine çift tıklıyoruz. Çift tıkladıktan sonra işte kategori 1 geldi. Karşısında bakın priority var. Bu şu demek. Kategori 1'de hangi ses dosyasının çalışması istiyor? Buraya 1 yazarsanız sound 1'i alır. Sound yazmanıza gerek yok. Yalnızca 1 yazmanız yeterli. 1, 2, 3, 4. Ben mesela son oluşturduğum dosyayı buraya 4 diye yazayım. Yani kategori 1'dekiler, ki kategori 1'dekiler benim advanced alarmlarımdı. Advanced alarmlarımda 4 numaralı sound'um ses verecek. Replace diyorsunuz, unutmayın. Replace. Bir aşağı ininiz, kategori 2. Kategori için sound 2 olsun. Çok uğraşmadan. Yine replace diyorum. Sizin 3 dosyanız varsa kategori 1, priority 1. Kategori 2, priority 2, kategori 3, priority 3 yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Bunu da replace dedik. Evet. Bir de 3 numaraya da 3 numaralı priority, yani sound'u koyuyorum priority kısmına. Ona da replace dedim. Bitti. Şimdi eğer bunları tanımladıysanız artık şuradan bir compile edip bir hatamız olup olmadığını, en azından buraya kadar bir hatamız olup olmadığını görmek istiyoruz. Şimdi bazılarınızda bir dosya olmayabilir, ona bakmamız lazım. Tools'a girin arkadaşlar. Computer Setup Wizard'a girin. Computer Setup Wizard'da Custom Setup seçilecek. Tekrar edelim. Tools'tan Computer Setup Wizard'a giriyorsunuz. Custom Setup'a girip Next diyorsunuz. Buradan ilerliyoruz. Daha önce bunları yapmıştık zaten. İlerliyoruz. Devam ediyoruz. Çok hızlı ilerlemeyin. Beni geçmeyin ki geri dönmek zorunda kalmayın. Şurada Event Setup var. Bende bakın CSV Alarm Client seçili. Sizde muhtemelen seçili olmayabilir eğer ilk defa yapıyorsunuz. Daha önce alarmları tanımladıysanız bu da seçilidir. Bu ikisi de seçili olacak. Valve ile CSV Alarm Client. Valve'i daha önce seçmiştik. Şimdi CSV Alarm Client'i seçeceğiz. Bende seçili neden? Çünkü ben daha önceden bu dosyaları çalıştırmıştım. Next diyorum. Next diyorum. Next. Sonuna kadar gidiyoruz. Ve finish diyoruz. Bitti. Bu kadar. Şimdi tekrar bir compile edelim. Ya hiçbir şey yapmadın ki diyor. Doğru, ben bir şey yapmadım ama siz muhtemelen yaptınız. Dosyasını seçtiğiniz için. Ondan sonra bir de run ediyoruz. Çalıştırıyoruz. Bakalım istediğimiz o bahsettiğimiz sesler gelmeye başlayacak mı? Okey diyorum. Evet. Dikkat ederseniz bilgisayarımdan garip garip sesler gelmeye başladı. O ses dosyaları oluşmaya başladı. Şöyle bir size göstereyim ben. Pastörizasyon sayfasına gideyim. Pastörizasyon sayfasında alarmlara gidiyorum. Aktif alarmlar var. Burada alarmlar geldikçe çeşitli sesler geliyor. Öncelikle şu sesleri keseyim ben. Disable edecektim ama edemiyorum. Niye? Login olmadığım için. Hemen sol taraftan login olacağım. Solda şuradan login oluyorum. Login olarak ismimi yazıyorum. Benim ismimi. Tabii siz de kendi isminizi ve şifrenizi yazabilirsiniz. Şifremi yazdım. Designer Desk diye de yazmıştık. Onları da tanımlayabilirsiniz. Fark etmez. Ben kendi ismimi ve şifremi yazdım. Okey dedim.
Şimdi artık administrator oldum. Yani yönetici olduğum bir anlamda yetkim oldu daha doğrusu. Şuraya geliyorum. Herhangi bir alarm üstüne sağ tuş edip disable ediyorum. Sırayla hepsini disable edeceğim ki sesleri farklılığını görebilirim. Disable ediyorum. Bütün hepsini disable edeceğim arkadaşlar. Bütün hepsini disable edince tabii ki doğal olarak alarm olmayınca, disable olunca daha doğrusu sesler de kaybolacak. Tamam. Şimdi bakın benden artık ses gelmiyor. Bilmiyorum duyuyor muydunuz ama şimdi disable alarmlara geldim. Disabled alarmlardan bir tanesini mesela aktif edeyim. P1A mesela. Şunu aktif edeyim. Bunun sesi neymiş bakalım. Enable ettim. Bakın bu tata sesi vardı ya en son tanımladığım. Gördünüz mü? Alarm geldikçe tata diye ses geliyor işte. Şimdi geldim buraya. Şunu iptal ediyorum. Disable ettim. Bakın ses kesildi artık. Ses yok. Şimdi gelelim P1'e. Proses hatası diye bir hatam vardı. Onu enable edeyim. Bakalım onun sesi neymiş. Bir kağıt buruşturma sesi gibi. Bilmiyorum geliyor mu size. Evet, bunu da disable edeceğim. Son bir sesimiz daha vardı. Bu holding tüpte miydi acaba? Bakayım. Enable edeyim. Evet, bu da başka bir ses. Ne sesiyse bu. Bakın gördüğünüz gibi bunlar da. Tamam, artık sesleri oluşturdum. Şimdi hataları eski haline getirebilmek için hemen şunları enable edeyim ki bir sonraki işlerimde bana engel olmasınlar. Evet, enable ettim. Şimdi bütün alarmların vesairesi hepsi gelmiş oldu. Şu anda ne yapmış olduk? Aslında istediğimiz alarm tipine göre istediğimiz sesin gelmesini sağlamış olduk. Dolayısıyla biz artık gelen sese göre bu dijital alarm, bu analog alarm diyebilme şansına sahip olacağız. Buradan çıkalım artık. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi gelen alarmları bir input olarak kullanacağız ve ekranımıza yazı yazdıracağız. Öncelikle bunu yapabilmek için yine şuradan Explorer sayfasına gidiyorsunuz. Explorer sayfasında Communication kısmı var. Communication kısmının altında Alarm Server var. Alarm Server. Bakın şurada. Çift tıklayın. Evet. Editör sayfasına gidin. Buradayken cluster name'inizin past, server name'inizin past alarm server olması gerekiyor. Diğerleri de boş olması gerekiyor. Şimdi F2 tuşuna basın. F2 tuşuna basın. Bu ekran biraz büyüyecek. Bende yok ama sizde olabilir. Versiyondan versiyona değişiyor çünkü. Burada alt kısımda publish alarm properties. Bakın publish alarm properties varsa onu true yapın. Yoksa bir şey yapmanıza gerek yok. Ama publish alarm properties varsa onu lütfen öncelikle true yapın. Bende yok. Ben bir şey yapmayacağım ama bazı versiyonlarda var. Onun için size göstermek istedim. Evet. Her ihtimale karşı şöyle replace diyorum bunu. Ve bir compile ediyorum. Bakayım yine bir hata var mı? Zaten bir şey yapmadın diyor. Olsun. İşimizi garantiye alalım. Burada yapalım. Şimdi arkadaşlar alarmlarımızda IO device'ı kullanacağız. Yani şöyle ne demiştim ben size? Gelen alarmı bir input olarak kabul etmek istiyorum. Yani bir giriş olarak kabul edeceğim. Ona göre bir aksiyon alacağım. Şimdi bunu yapabilmek için yine communication kısmında IO device var. Bakın burada sağda. Ona çift tıklayın. Çift tıklayınca böyle büyük bir pencere geldi. Bu büyük pencereye ihtiyacım yok. F2 tuşuna basın ufalacaktır. F2 tuşuna bastığınız zaman ufalacaktır. Gözümüzü yormasın diye ufalttım ben onu. Şimdi burada arkadaşlar ben bir IO device tanımlamam gerekiyor. Daha önce Milk Device 1 diye bir IO device tanımlamıştım hatırlıyorsanız. Şimdi Alarm Device tanımlayacağım. Bu sebepten dolayı
buraya name kısmına alarm bitişik olarak unutmayın arkadaşlar. Alarm dev diye yazıyorum. Device pardon. Alarm device diye yazıyorum. Yani bir alarm cihazı tanımladım. Onu cihaz IO'yu cihaz olarak tanımlıyor bu. Zaten bakın burada IO device diyor. Alarmı bir cihaz. Number bu şu daha öncekine 1 demiştik. Buna 2 de desek olur. Başka bir şey de diyor ama kitabınızda 12 yazıyor. Ders notlarınızda. Onun için ben de 12 yazdım buraya. Ondan sonra burada protokol kısmı var. Protokol kısmında arkadaşlar şöyle aşağı iniyorsunuz. Jenerik diye bir kısım olacak. Jenerik yukarıda şöyle. Evet, şurada jenerik. Bakın jeneriği tuttunuz. Ondan sonra port name'i disk drive olacak. Eğer disk drive ise bir şey yapmanıza da gerek yok. Zaten bir tane vardır. Disk drive şu. Ve at diyorsunuz. Evet, ikinci kaydımızı da yaptık. Böylece. Bir daha bir compile etmek istiyorum. Buraya kadar bir hata olup olmadığını görmek istiyorum. Güzel. Hatam yok. Muhtemelen sizde de yoktur. Çünkü çok güvenli gidiyoruz dikkat ederseniz. Şimdi arkadaşlar ben projeme gidiyorum. Projemde işte bu holding tüpün altında holding tüp temperature dediği tutma tüpünün sıcaklığı bunun altında yazıyla bana bir uyarı gelsin istiyorum. O yazıyla gelecek uyarıyı, yani alarmlara göre bana uyarı gelecek. Unutmayın. Alarmlara göre bana yazıda değişiklik yapmasını istiyorum. Buraya bir text eklemem lazım. Şu sağ taraftan text'i seçiyorum. İstediğim yere getiriyorum. Bakın bırakamazsınız onu. Mutlaka bir şey yazmanız lazım. Kısaca normal yazın. Normal diye. Normal yazdım yani. Herhangi bir şey de yazabilirsin. Hiç önemli değil aslında. Sonradan değiştireceğim çünkü ben bunu. Normal deyip mouse'umla neresiyle istiyorsam tıklıyorum. Tıklayınca text properties çıktı. Bakın normal yazısı burada. Text properties de buraya çıktı. Şimdi biraz güzelleştirmek istiyorum. Bold olsun, 12 olsun. İşte bu normal kalabilir. Sonradan düzelteceğim ben bunu. Hatta normal sıcaklık yazıyorum. Sıcaklık böyle olsun. Evet. Center yazıyorum. Ortaya yazsın. Apply diyorum. Evet, biraz büyüdü. Şöyle sağa doğru getireyim onu. Ortaya doğru daha doğrusu. Yerinde ayarlamış oldum. Güzel, fena olmadı. Şimdi bunu yaptınız. Ondan sonra dikeyde arkadaşlar ben ne istiyorum? Bu yazının değişmesini istiyorum. Bu yazının değişmesini istediğim için burada display value var dikey menülerde. Display value. Şuraya tıklıyorsunuz. Display value'ya tıkladıktan sonra şurada multistate var. Multistate'e tıklayın. Multistate'e gelince A, B, C conditions, durumları geldi. Şimdi benim dediklerimi yapın. Sonra açıklayacağım ben size bunu. HTA holding tüp alarm demekti bu. HTA nokta high. Neydi? HTA alarm yani holding tüp alarm high ne demek ki? Sıcaklığı yüksek alarmı bu. Or yazıyorsunuz veya boşluk bıraktınız. HTA nokta high boşluk or yine boşluk holding tüp alarm HTA nokta high diyorsunuz. High ne demek? Çok yüksek alarm hatası geldi. Bunu şimdi kopyalayayım çünkü ihtiyacım olacak buna. Ctrl C kopyaladım ve Enter'a basıyorum. Bu benim A değişkenim oldu. Şimdi B değişkenine gidiyorum. Kopyalamıştım. Yapıştırıyorum. HTA nokta L yazıyorum. L, büyük L. Low alarm. HTA nokta L. Low alarm. Holding tube alarm. Low yani.
Bir tane daha alarmım vardı. Çok düşük hatası. Low low yani. Or HTA nokta low low. Yine enter'a bastım. İki condition'ım var. C'ye geliyorum. C'ye geldikten sonra delete tuşuna basıp bunu iptal ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. A ve B gibi iki değişkenim var. A ve B gibi iki bitlik bir değişkenden dört değişik durum olabilir. Ne olabilir? 0 0 olabilir. Ne demek 0 0? Ne yüksek sıcaklık arızası geldi ne de düşük sıcaklık arızası geldi. O zaman o ne demek? 0 0 demek. Bak bu üstteki. O zaman ekranda normal sıcaklık yazacak. Öyle ya. Yüksek sıcaklık değil, düşük sıcaklık. O zaman ekranda 0 0'a karşılık burada ne gelecek? Normal sıcaklık yazısı gelecek. Şimdi dikkat edin. A burada volt alt kısımda. B de volt değil. Ne demek? 1-0 gelirse yani high gelirse ya da high high gelirse yani yüksek sıcaklık ya da çok yüksek sıcaklık alarmı gelirse buraya da şunu yazalım. Yüksek sıcaklık yazalım. Yüksek sıcaklık. Yüksek sıcaklık. Bu sefer ne yazacak? Yüksek sıcaklık yazacak. Peki peki 0-1 gelirse ne demek bu? Yani yüksek sıcaklık değil de düşük sıcaklık arızası gelirse o zaman da buraya düşük sıcaklık yazsın. Düşük sıcaklık. Peki ikisi birden gelirse yani hem yüksek sıcaklık hem de düşük sıcaklık gelebilir mi? Bu muhtemelen ne olacak? Sistemde bir hata var. Ne demek sistemde? Oradaki sensör yanmış olabilir, sensör kırılmış olabilir vesaire. Bu bir hata. Buraya da sistem hatası yazacağım. Öyle ya, o da olabilir. Varsayın ki oradaki sensör kırıldı. Oradan da bir geliyor, öteki taraftan da bir geliyor. Ha, o zaman ne diyeceksin? Burada bir sistem hatası var. O zaman anlayacaksın hatan. Sistem hatası var. Okey. Şimdi bunu bu şekilde apply diyebilirsiniz yine. Bu şekilde çalıştırırsanız aynen bu gelen arızaların durumuna göre buradaki yazılar değişir. Ama ben bunu istemiyorum. Yazıların renginin de değişmesini istiyorum. O zaman fill kısmına gidiyorum. Fill, doldurmak. Fill. Burada da multistate'i seçiyorum. Bakın burada da multistate seçince A, B, C durumlarına göre birçok renkler geldi. Şimdi A'ya tıklıyorum. Ctrl V yapıyorum. Daha önce kopyalamıştım. Hatırlıyor musunuz? HTA high veya HTA high high adası gelirse A. B'ye gidiyorum. Yine Ctrl V yapıyorum. Şuradaki L, HTA nokta L ve HTA nokta LL diyorum. Enter. Yani bir öncekine benzetiyorum. C'ye geliyorum. C'yi de delete ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın AB. AB ikisi de volt değil. Ne demek bu? Yani ne yüksek sıcaklık ne de düşük sıcaklık hatası geldi. İkisi de gelmiyorsa 0-0 demek. O zaman normal siyah renk olsun. Güzel, bu olabilir. Peki 1-0 olursa yani yüksek sıcaklık gelirse bunun rengi sarı olmasın bence. Kırmızı olsun. Bakın buradan kırmızıyı seçtim. AB'ye kırmızıyı seçtim. Hatta kırmızı da olmasın. Kırmızı, bakın burada altta çift renk var. Kırmızı siyahla flash etsin. Bak bu o demek. Flash red yazıyor. Bakın ufak bir hint çıktı orada. Flash red yazıyor. Bunu seçiyorum. Bu şu demek? Kırmızı siyah flash edecek. Kırmızı yanacak, siyah yanacak. Kırmızı yanacak, siyah yazacak. Düşük hatası o flash etmesin mesela. O da mavi olsun. Sistem hatası o gene sarı flash etsin. Sarı siyah mesela. Böyle seçtim. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben kendime göre bir kombinasyon belirledim. Demek ki ne olacak? 0-0 olursa normalse siyah renkte normal sıcaklık yazacak. Eğer 1-0 olursa kırmızı siyah flash ederek yüksek sıcaklık hatası verecek. 0-1 olursa yani düşük sıcaklık olursa da bu sefer de ne olacak? Buradaki mavi yanlış yanacak. Sistem hatası olursa sarı. Yine apply diyorum. OK diyorum. Şimdi aslında doğrusunu isterseniz çalıştırıp bu yazıların gerçekten değişip değişmediğini görebiliriz. File diyorum. Run diyorum. Eğer bir hata yapmadıysak bunun normal olarak çalışması lazım.
Evet, tabii ki alarmlarımız aktif olduğu için alarm sesleri gelmeye başladı. Page'e gidiyorum. Pastörizasyona gidiyorum. Evet arkadaşlar, bakın yüksek sıcaklık alarmı 86 derece. Bakın flash ediyor. Siyah, kırmızı. Siyah, kırmızı. Bakın normal olunca, bakın normale döndü. Normal, sırf siyah. Görüyor musunuz? Yine yüksek oldu. Biraz düşürelim ben buradan onu düşüreyim. Bakayım. Bakın düşük sıcaklık oldu. Düşük sıcaklık olunca mavi. Bakın tekrar şöyle getireyim. Düşük sıcaklık olunca mavi. Flash da etmiyor. Çünkü ben öyle istemiştim onu. Evet, şimdi normale atladı yine. Çünkü biliyorsunuz biz daha önce olay eventler belirlemiştik. O olaylara göre bunları sağlıyoruz. Evet, şimdi ne olmuş oldu? Aslında biz duruma göre yazılarla da kullanıcıyı alarmlara göre uyarmayı öğrenmiş olduk. Evet, bunu da öğrendik. Çok güzel bir uygulama aslında. Bu açıdan çok yararlı diye düşünüyorum. Evet, çıkalım artık buradan. Çıktık. Ana programımıza geri döndük. Evet arkadaşlar, şimdi artık raporlamalara geçiyoruz. Raporlama adı üzerinde yazılı olarak ekrandan veyahut da hard diske bir rapor oluşturma. Bu çeşitli verilerle ilgili olabilir. Bunun yazım formatını da kendimiz belirliyoruz. Çok faydalı bir şey. 3 çeşit rapor var aslında. Bir rich text file dediğimiz bir yapı var. Bir de dbase file dediğimiz ikinci yapı var. 3 çeşit demiştim. Birincisi rich text file. RTF diye geçiyor. İkincisi dbase file. Dbase file aslında sizin bildiğiniz Excel dosyasını oluşturuyor. Bir de text file. Text file de biliyorsunuz normal yazım olmak üzere. Bu 3 çeşit raporlama mümkün. Bu raporlama içinde aslında Cytek'in ekranında bir sekme de oluşturacağız daha sonra. Onu da birazdan göstermeye çalışacağım. Ama tabii ki öncelikle bir raporlama yapabilmek için her zaman olduğu gibi bir cihaz tanımlamam gerekiyor. Device tanımlamam gerekiyor. Hemen Explorer'a geçiyorum. Explorer'da programın altında sistem var. Sistemin altında device'larım var. Device'a çift tıkladım. Hemen karşıma device çıktı. Daha önce de device'ler tanımlamıştık hatırlıyorsanız. Bunlardan bir tanesi de command block'tu. Şimdi yeni bir cihaz tanımlayacağız. Onun ismini past block olarak veriyoruz. Past block yani pastörizasyon log diye. Bunun altındaki formatı siliyorum. Neden siliyorum? Çünkü bunun sayfa yapısını ben kendim belirleyeceğim. Yani daha sonra size nasıl belirlediğimi de göstereceğim. Report kısmında bu sayfanın yapısını belirleyeceğim. Onun için burada bir format yapmama gerek yok. O sayfa yapısında olacak. Formatı sildim. File name kısmına, daha önce command log text demiştim. Tabii ki bu farklı olacak. Bunun ismi past alt çizgi rep report'tan geliyor. Nokta rich text file demiştim. RTF. Tekrar ediyorum. Past alt çizgi report pastörizasyon raporu nokta RTF rich text file. Unutmayın. RTF. Rich, 3 çeşit raporlama vardı. Rich text file, database file, bir de text file. Bunları unutmayın. ASCII olacak. ASCII device'ım olacak. ASCII olarak tanımlanıyor rich text file. No file'de -1 olacak. -1 ne demekti no file'da? Tek dosya oluşturulacak ve o tek dosyanın içine bütün raporlar kaydedilecek. Ondan sonra add diyorum. Şimdi bu 4. kaydım oldu. Bakın record 4 diyor. Bu 4. kaydım oldu. Bir hata yapıp yapmadığımı görmek için her ihtimale karşı compile ediyorum. Ne kadar önce hatayı görsem o kadar iyi olur. Çok güzel. Hata yapmamışım. Şimdi biraz evvel de size söylemiştim. Şimdi rapor oluşturmam lazım. Rapor sayfası oluşturmam lazım. Rapor sayfasını oluşturmak için yine sistemde, bakın yine sistemde reports diye bir sekmen var. Şurada ikonum var daha doğrusu. Sekme değil. Buraya çift tıkladım. Çift tıklayınca beni hemen editör sayfasında reports diye bir kısım oluşturdu. Henüz daha record yani bir kaydım burada yok. Report name'e past ismini veriyoruz. Past. Cluster name. Zaten tek cluster'ım var ama olsun yine de seçeyim. Past diyorum. Time
period, trigger'e gerek yok. Report, file, format file'ım. Report, format file'ım. Hatırlıyorsanız biraz evvel de neydi bu? Benim rich text file'ımdı. Ona da past.rtf diyorum. Rich text file. Past.rtf. Past.rtf. Output device'ım. Output device'ım. Biraz evvel tanımlamıştım aslında ben output device'ımı. Hatırlıyorsanız biraz evvel. Past log diye. Onu bulmaya çalışalım. Past log. Biraz evvel tanımlamıştım onu. Past log'u tanımladım. Add diyorum. Ekledim. Şimdi bunun, bu report'un diğerlerinden bir farklı menüsü de var burada. Dikkat edin. Edit diye bir kısım var. Burada, buraya gelince edit'e basın arkadaşlar. Edit demek şu demek. Ya sen bu raporun hangi formatta olmasını istiyorsun? Ve biz burada script de yazacağız artık. Script ne demek? Script demek şeyler, ufak program parçacıkları demek. Scriptler ufak program parçacıkları demek. Bu ufak program parçacıkları SCADA uygulamalarında veya da PLC uygulamalarında da bolca kullanılıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Burada sayfanın yapısını belli edeceğiz ve aynı zamanda script de tanımlayacağız. Şimdi geldik buraya. Şöyle üst satıra geleyim. Ortaya yazsın bunu. Şöyle ortaya yapalım. Ortaya buna bir başlık yapacağım. Süt pasteurizasyonu raporu. Öyle ya, rapor hazırlıyorum nasılsa. Enter'a bastım. Sola gideyim. Bu başlık alanı açılacak. Yani raporum böyle olacak. Süt pasteurizasyonu raporu olacak. Hatta bunu istiyorsanız böyle şeyini de değiştirebiliriz. Mesela bold olsun. 12 olsun. Böyle daha güzel görünsün. Altına giriyorum. Bir alt satırına gidiyorum. Orada şimdi bu raporda ne olsun? Öncelikle bir kere bir zaman olsun. Değil mi? Zaman diyorum. 2 nokta üst üste küme parantezi arkadaşlar. Küme parantezinde time diyorum. Zamanın İngilizcesi olan time yazıyorum. Parantez içerisinde 1 yazıyorum. Parantezi kapatıyorum. Küme parantezini de kapatıyorum. Bu şu demek, zaman yazacak. 2 nokta üst üste olacak. Burada o anki, yani o istediğim olayın zamanını yazacak demek. Ondan sonra boşluk bırakıyorum. Böyle. Buraya onun yanına zamanı yazdım. Bir de tarihi yazmam lazım. Hangi gün? Tarih yazıyorum. 2 nokta üst üste. Yine küme parantezini açıyorum. Tarih demek date demek, biliyorsunuz İngilizce olarak. Parantezi açtım. 2 yazdım. Niye 2? İkinci değişkenim bu rapordaki. Yine küme parantezini kapattım. Enter'a bastım. Şimdi aşağı indim. Şimdi zaman ve tarihi yazdı. Şimdi buraya bir şey yapayım. Mesela sıcak su vanası. Sıcak su vanası yazdım. Parantez içinde İngilizcesini yazayım istiyorsanız. Hot water valve. Bunlar tamamen isteğinize bağlı. Sıcak su vanası. Şimdi sıcak su vanası bazen açık oluyor, bazen kapalı oluyor. Doğru mu? Şimdi ben o anda, raporu istediğim anda gidip oradan programın içerisinden vanın açık mı, kapalı mı olduğunu alacak bir programa ihtiyacım var. İşte bu ufak programcıya biz script diyoruz. Bu her SCADA uygulamasında, farklı programlarda olsa veyahut da PLC programlarında olabiliyor. Şimdi ben şeyde script yazarken, Visual Sitec'de script yazarken onlar bir format belirlemişler. Küme parantezini açıyorsunuz. Eğer bir script yazacaksınız, Psycode yazıyorsunuz. Psycode yazdım. Küme parantezini kapatıyorum. Yani bu şu demek, buradan sonra yazacaklarım Psycode'lu script programım yani benim. Ne diyeceğim? If, eğer, öyle ya, eğer valve
valve, alt çizgi hot water, alt çizgi CMD. Bu bir değişken de hatırlıyorsunuz. Hot water vanasının durumu demekti. Eşittir 1 ise then o zaman, değil mi? Then o zaman aşağı inelim. Print adı üstünde yazmak demek. Parantez aç, çift tırnak içinde, escape'in altındaki çift tırnak unutmayın arkadaşlar. Çift tırnak içerisinde açık. Açık. Çift tırnağı kapattım. Parantezi kapattım. Enter'a bastım. Else dedim. Değilse, yani ne demek? Vana açık değilse yine print parantez içinde, tırnak içinde kapalı. Tırnağı kapat. Parantezi kapat. Aşağı in. Şöyle. End yazıyorsunuz. Bu end, bu if'in end'i arkadaşlar. Bakın bir if yazdım. If'in then'i, else'i ve end'i. Yine enter'a bastım. Buraya da küme parantezi içinde bir tane daha end yazıyorum. Küme parantezini kapatıyorum. Şimdi bakın bu Psycode'un başlangıcı ve bitişi, yani bu script'in başlangıcı ve bitişi, bu if'imin de bitişi, end'i burası. Şimdi ne olacak? Şöyle olacak. Ben rapor istediğim zaman süt pastörizasyon raporu yazacak. Üste tarihi, sol tarafa, özür dilerim, zamanı, sağ tarafa tarihi yazacak. Altına şunu yazacak. Sıcak su vanası, parantezin hot water valve, yanına ya açık yazacak duruma göre ya da kapalı yazacak. Böylece ben vanamın durumunu öğrenmiş olacağım. Anlaşıldı mı? Peki. Hemen alta iniyorum. Çok uzatmayacağım. Şöyle rapor tamamlandı yazacağım. Çizgi koyuyorum. Evet. Şöyle. Rapor tamamlandı. Devam ediyorum. Kapatıyorum. Şöyle enter'a basıyorum. Arkadaşlar şu Psycode'u ben tekrar kopyalayacağım. Şuraya tekrar yazacağım onu. Ctrl V. Psycode yazdım. Şuraya da şunu yazmanızı istiyorum. Psycode'un altına prompt. Prompt hatırlar mısınız bilmiyorum. Birazdan şunu yazayım, hatırlatacağım size. Prompt parantez içinde yine çift tırnağın içinde rapor tamamlandı. Çift tırnağı kapat. Parantezi kapat. Enter'a bas. Küme parantezi end küme parantezini kapat. Bu Psycode'u açtım, kapattım. Altında da prompt tırnak içinde, parantez içinde, tırnak içinde rapor tamamlandı yazdım. Tırnağı kapattım, parantezi kapattım. Prompt'u hatırlar mısınız bilmiyorum. Şöyle ana sayfamızı, pastörizasyon sayfamızı açtığımız zaman alt kısımda alarmlar geliyordu. Hatırlıyorsunuz mu? O alarmların solunda üst tarafta bir boşluk vardı. Biz oraya prompt bölgesi diyorduk. İşte orada bazı mesajlar veriyordu kullanıcıya. Şimdi ben onu istiyorum. Ben raporu istedim ama raporun tamamlandığını belli etmek için orada da bana rapor tamamlandı bilgisi olsun diyorum. Tabii bizim raporumuz çok kısa. Genelde raporlar böyle çok kısa olmaz. Biz size öğretmek için bunu yapıyoruz. Sayfalarca rapor çıkartılır o an için. Mesela günlük rapor gibi düşünün. Günlük raporu çıkartacak. O belki 3 saniye 5 saniye sürüyor. O 3 saniye 5 saniye içerisinde bir işlem yapılmasın. Raporun tamamlanıp tamamlanmadığı da görünsün istenir. Prompt kısmına da bunu yazdırıyoruz diye düşünün. Bunu yazdıysanız eğer buradan save kısmına basıyorsunuz. Save ettiniz. Köşesinden kapattınız. Evet. Şimdi bir daha bir compile etmek istiyorum. Umarım hata yapmamışızdır. Evet. Hata yapmamışız. Şimdi biz bunu oluşturduk. Bu şekilde hallettik. Şimdi ben tabii bunu
ekranda görmek istiyorum. Yani bu raporu oluşturdum ama ben bunu ekranda da görmek istiyorum. Şimdi ekranda görmek için arkadaşlar, ekranda görmek için benim yeni bir sayfa oluşturmam lazım. Yeni bir sayfa, yani neyimiz vardı? Pastörizasyon sayfamız vardı, alarm sayfalarımız vardı vesaire vardı. Şimdi bunun içinde benim bir rich text file sayfası veyahut da ne diyeyim, rapor sayfası oluşturmam gerekiyor. Bu sebepten dolayı hemen şöyle projemize gidelim. Projemizde page kısmına gidelim. Projemizdeki page kısmına gittikten sonra create a new page var. Şuraya çift tıklayalım. Bakın create a new page dediğimizde template normal geliyor. Tab style 1. Buraya OK diyorsunuz. Yeni boş bir sayfa geldi. Gördünüz mü? Yeni boş sayfa geldi. Ben bu açılan sayfaya bir isim vereceğim. File kısmına gidiyorum. Save diyorum. Bunun çok ekranda görünmesini istemiyorum. Ekranda görünmesini istemediğim sayfaların başına ünlem koyuyordum, hatırlıyorsunuz. Başına ünlem koyuyorum. RTF, rich text file anlamında. Alt çizgi file yazıyorum. Bu sayfası anlamında. Ünlem RTF alt çizgi file diyorum. Ve OK diyorum. Şimdi boş bir sayfam oluştu. Onun ismi de bakın burada görüyorsunuz RTF file. Şimdi ben bu sayfada ne yapmak istiyordum? Ben bu sayfada daha önce oluşturduğum hani editte oluşturmuştum ya, sayfa yapısı, raporlama yapısı daha doğrusu. O raporlama yapısını göstermek istiyorum. O raporlama yapısını göstermem için burada sağ tarafta bakın Scikit objeler var. Scikit objeler. FX diye geçiyor. FX. Buna tıklayın. Bu FX'i getirin. Sol tarafa bırakın. Bakın burada sola bir yere bıraktım. Bakın bunu bıraktığım anda burada solda FX geldi ve FX geldikten sonra şöyle Scikit Object Properties geldi. Gördünüz mü? Scikit Object Properties geldi. Burada Access kısmına gidiyorsunuz. Bakın burada Object AN diye bir şey var. Bu sayfanın obje numarası aslında. Bu bende 502 şu anda. Sizde kaç olduğunu bilmiyorum. Belki 102'dir, 105'tir, 115'tir, belki de 502'dir. Onu da bilmiyorum. Eğer sizde de 502 ise bunu aklınıza tutun. Veyahut da 102, 105 ise onu da bir yere kaydedin. Ama bu benim için önemli. Bu 502. Yani bu sayfanın, bu sayfa eksesi, bu sayfaya ulaşacağım obje numarası 502. OK diyorum. Şimdi bunu OK dedim. Bunu kabul ettim. Şimdi eksesi şey yaptım. Şimdi kaydettik. Şimdi sağ taraf, boş bir yerde gelin arkadaşlar, boş bir yerde sayfanın boş bir yerde sağ tuşa basın. Page Properties var, gördünüz mü? Page Properties. Page Properties'e tıklayın. Şimdi Page Properties'e tıkladığınız zaman, Page Properties kısmına tıkladığınız zaman events'lar var burada. Events ne demekti? Olay demekti. Olay. Olay kısmında arkadaşlar, olay kısmında on page entry var. On page entry. Bunu tıklayın. Ne demek on page entry? Yani bu sayfaya giriş yapıldığında, bu sayfaya giriş yapıldığında ne yapmasını istiyorum? Ben bu sayfaya giriş yapıldığında aslında ne yapmak istiyorum? Benim daha önce oluşturduğum dosyayı, hani 502 numaralı erişeceğim sayfa vardı ya, hani onu açmasını istiyorum. Onun için bir fonksiyon tanımlanmış aslında. Şimdi ben şuraya geliyorum, sağda insert function var. Insert function. Insert function'dan page rich text var. Page, P harfine bakın, aşağı doğru inin. Page rich text file. Şöyle aşağı iniyorsunuz. Evet bakın. Page rich text file. Evet. Bu şu, ben bu sayfaya ulaşmak istiyorum. Rich ulaşmak demek access'ı bu sayfayı oluşturmak istiyorum. Bu sayfayı görmek istiyorum demek. On page entry
Bu sayfa hangi sayfayı AN var burada? Bakın biraz evvelki hani 502 sayımız vardı ya, bende 502'di. Sizde kaç bilmiyorum. Bunu siliyorsunuz. Buraya ben 502 yazıyorum. Sizde başka bir numara varsa başka bir numara yazıyorsunuz. 502. Peki file name diyor. Buradaki file name dediği şu, hangi data dosyasını oluşturmak istiyorsun? Bizim daha önce oluşturduğumuz bir data dosyası vardı hatırlıyorsanız. Past report rich file diye. Bunu siliyorsunuz. S olduğu için tırnak içinde, yine çift tırnak içerisinde. Çift tırnak içerisinde. Köşeli parantezin içinde data, köşeli parantezi kapat. 2 nokta üst üste past alt çizgi rep report nokta rtf rich text file, tırnağı kapat. Neymiş? Tırnak içinde, köşeli parantezde. Şu köşeli parantezi kapattım mı doğru? Evet. 2 nokta üst üste past alt çizgi pastörizasyon raporu nokta rtf dosyasını alacağız. Şimdi burada sıfır bir mod var. Onu help'ten bakabilirsiniz daha sonra. Söyleyeceğim size onun ne olduğunu. Şimdi şöyle bir şey var. Buraya sıfır yazarsam ben bu sayfanın kopyalanmasına engel olmuş olur. Bir yazarsam kopyalayabiliyorum. İki yazarsam da hem kopyalayabiliyorum hem de rapor sayfasında değişiklik yapabiliyorum. Ama ben izin vermek istemiyorum. Onun için sıfır diyorum. Tekrar ediyorum. Sıfır yaparsam, help'ten de bakabilirsiniz buna. Sıfır yaparsam yalnızca görebiliyorum. Yani read only olmuş oluyor. Bir yaparsam üzerine yazabiliyorum. Bunu kopyalayabiliyorum. Üzerine yazamıyorum. Kopyalayabiliyorum. Ama eğer iki yazarsam hem yazabiliyorum hem kopyalayabiliyorum. En high ve en wide var. Bu da oluşturulacak o rapor sayfasının yüksekliğini ve genişliğini gösteriyor. Yüksekliğim benim yüksekliğim 500. Benim için 500. Genişliğim de 800. Pikselden oluşuyor. Yani 500 demek şu. Yukarıdan aşağı 500 piksel. Soldan sağa 800 piksel. Apply dedim. Bunu da şey yaptım. Oluşturdum. Okey dedim. Şimdi file'a gidiyorum. Evet. Compile ediyorum. Umarım yanlış yapmamışımdır. Güzel. Şimdi file'a gidiyorum. Ve run yapıyoruz. Okey diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, şimdi ben burada rapor sayfası oluşturmak istiyorum. Burada rapor sayfası oluşturmak istiyorum. Bakın şurada bir rapor sayfası oluşturmak istiyorum. Bu rapor sayfasını oluşturmak için tools'a gidip admin tool yapacağım ama öncelikle login olmam lazım. Yani yetki almam lazım. Yetkiniz yoksa bunu yapamıyorsunuz. Onun için login'e gidiyorsunuz şuradan. Login. Login dedikten sonra isminizi ve şifrenizi yazıyorsunuz. İsmimi yazdım. Şifremi yazdım. Okey diyorum. Şimdi ismimi ve şifremi yazdım. Login oldum. Şimdi tools'a gideyim. Admin tool var burada. Admin tool. Buraya giriyorum. Bakın bu admin tool'da konfigüre menü diye bir kısım var. Cytek Explorer'da. Konfigüre menü. Şurası. Buraya tıklayın. Bakın burada bir sayfa çıktı. Bu sayfada fark ettiniz mi bilmiyorum. Solda bakın
Page Trend Alarm Tool var. Burada Page Trend Alarm Tool var. Ben buraya şimdi yeni bir menü ekleyeceğim. Raporlar diye bir menü eklemek istiyorum. Raporlar menüsü eklemek istiyorum. Şimdi öncelikle ne yapmam lazım? Demek ki raporlar menüsü ekleyeceğim. Generi'ye gidiyorum. Generi'yi seçiyorum. Buradan sağ tuş yapıyorum. Sağ tuşta New buton var. New buton demek buraya yeni bir buton ekleyeceğim. Bu New butona bir isim ver diyor. Bu isime raporlar diyebiliriz ya da rapor diyebiliriz. Hangi ismi istiyorsanız kendiniz verebiliyorsunuz burada. Evet. Raporlar. Türkçe oldu. Olsun. Enter'a bastınız. Şimdi raporlara bastınız. Şimdi raporların altına alt sekme oluşturmak istiyorsunuz. Şimdi raporlar yazdık. Bunun üzerine gelip yine sağ tuş yapıyorsunuz. New item var altında. New item. New item'a tıklıyorsunuz. New item'da bir şey çıktı. Buraya rapor al kısmını yazacağız. Rapor al. Güzel. Enter'a bastım. Şimdi rapor al dedikten sonra şurada sağ tuşu basın bunun üzerindeyken. Şurada edit item var. Edit item. Buraya basın. Edit item kısmına basınca burada action kısmında action kısmında soru işareti koyacaksınız. Soru işareti report boşluk past. Hatırlıyorsanız past diye bir dosyamız olmuştu. Onun raporunu yazdırmak istedim. Soru işareti ne peki hocam? Soru işareti bir komut aslında. Bu raporu git al anlamı geliyor. Soru işareti report past. Bu raporu al anlamında. Okey diyorum. Yani ne olacak? Tools'un yanında raporlar diye bir sekme oluşacak. O sekmenin altında rapor al olacak. Rapor al'a bastığım zaman o rapor al gidip past isimli dosyayı çağıracak. Peki. Yine sağ tuşa bastım buradayken raporlarda. Sağ tuş. Yine new item dedim. Yeni bir alt menü daha oluşturmak istiyorum. Rapora bak kısmı. Buraya da rapora bak. Raporu aldım. Bir de raporu görmek istiyorum. Rapora bak. Enter'a bastım. Yine rapor al bak kısmında sağ tuş yapıp edit item yapıyorum. Ne demek edit item? Yine ne yapacağım? Buna bir görev vereceğim. Bunun görevi de ne? Daha önce hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Muhtemelen hatırlıyorsunuz. Ünlem işareti RTF Rich Text File ünlem işareti RTF alt çizgi file isimli bir sayfa oluşturmuştuk ya. O sayfayı görmek istiyorum. Yani raporu al demek, pardon rapora bak demek, onu ekrana getir demek. Ünlem işareti, RTF alt çizgi file. Okey diyorsunuz. Güzel. Şimdi artık konfigürasyon kısmını kapatıyoruz. Pardon. Evet. Bunları oluşturduk. Kapattık köşeden. Evet. Save etmemiz gerekiyor. Yes diyorsunuz. Save ettik. Sordu bize save etmemizi. Veyahut da sağ tuşa basıp save de yapabilirdik aslında. Yani bir daha gidelim isterseniz görmek için. Bakın save edilmiş burası. Burada altta var. Burada boşluk kısmına girip buradan alttan da save edebilirdiniz. Yani ikisi de aynı şey aslında. O bize sordu. Tamam. Artık bu iş tamam. Şöyle bir gidelim.
Bakın arkadaşlar, yukarıya bakıyor musunuz? Page, trend, alarm, tools, raporlar diye bir kısım geldi. Gördünüz mü? Raporlar diye bir kısım geldi. Rapor al diyorum. Rapor aldıktan sonra bakın burada rapor tamamlandı diye bir yazı yazdı. Bir kere daha yapacağım görmeniz için. Geliyorum. Rapor ala basıyorum. Bakın rapor tamamlandı diyor. Şurada rapor tamamlandı. Bir kere daha yapayım. Rapor al. Rapor tamamlandı. Şimdi rapor tamamlandı da ben raporu da bir göreyim bakayım. Rapora bak diyorum. Evet. Maalesef ki raporu göremiyorum. Neden raporu göremiyorum? Ona bir bakmamız lazım. Acaba rapor dosyası oluşmadı mı? Evet. Burada gördüğünüz gibi rapora bak kısmından göremedik. Gidip bir daha bir bakalım. Bir yerde bir hata mı yaptık? Gibilerinden. Sanki hata yapmamıştık ama yine de bir kontrol edelim. Şu sayfaya geliyorum. Sağ tuş yapıyorum. Page Properties'e geliyorum. Şurada rapor, past report RTF'den alması gerekiyordu. Bir hata görünmüyor gibi. Bir tek şuraya bir ters slash işareti koymamıştım. Onu da koyalım. Apply diyelim. OK diyelim. Ve compile edip run diyelim. Bakalım rapor al ifademiz gelecek mi? Evet. Raporlar kısmı, rapora bak diyorum. Evet, şimdi geldi raporlara bak kısmı. Raporlara bak kısmı geldi. 3-4 defa basmıştık esasında rapor al diye. Dikkat ederseniz zaman 16.04. Şu anda 16.16 oldu. 09.06 sıcak su vanası, hot water kapalı diyor. Kapalı diyor. Bir dahaki sefere bir açarız vanayı. Bir de öyle bir şey yapalım. Hatta şimdi yapalım. Gidelim. Sıcak su vanasını açalım. Hemen gidiyorum buradan. Pastörizasyona. Hot water şuydu. Şu açıkken rapor al demek lazım tabii ki. Bu sürekli değişiyor tabii. Yani bu random olarak hangi ana geldiğini bilmediğimiz için. Evet, bir daha bastık ama umarım. Şöyle bakalım. Evet. Bir daha rapora bak diyorum. Rapora bak diyorum ama raporun üst kısmını görüyorum. Alt kısımlarını göremiyorum. Bu sayfaları aşağı doğru kaydıracak bir yöntemimiz var. Şimdi onu yapacağız. Onu görelim ki diğer yani raporun geri kalan kısmını görmemiz lazım. Onun dışında aslında bu rapor hard diskimize de kaydedilmiş durumda. End'e basayım. Yes diyeyim. Şimdi masa üstüme gidiyorum. Data kısmında bakın pastörizasyon raporu var. Şurası. Bakın raporlu buraya aşağı doğru gidiyor. Ha, evet bakın bu 16.11'de açık varmış. 16.17'de de kapalı. Bakın raporun aslında devamı var. Ama ben raporun devamını göremiyorum. Şimdi bunu eklemeyi yapacağız. Bunu eklemek için ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle bunu eklemek için şunu yapıyoruz. Bizim ünlem RTF file sayfasına bakmamız lazım. Şimdi bazılarımız eğer burada RTF ünlem RTF file dosyasını göremiyorsanız, ünlem olanlar biliyorsunuz file kısmında görünemiyordu bazen. Bunu görebilmek için buradaki tools kısmına gidip optionslardan list system page diye bir kısım var. Şuraya bakmanızı istiyorum. Burası tikli olması lazım ki o ünlem işaretli olan dosyalar görünebilsin. Bakın burasının tikli olması lazım. Bende tikli olduğu için bende görünüyor. Okey diyorum. Şimdi buradayız. Buradayken şimdi ben İki tane
ok ekleyeceğim ve sayfada yukarı aşağı doğru hareket etmeyi göstereceğim size. Hemen şurada sağ kısımda past simbol vardı. Şu. Buraya gidiyoruz. Past simbolde CSV icons diye bir kısım var. CSV icons. Buradan library kısmından CSV icons var. CSV icons'ta trend arrow 03 XP var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Siz onu bir bulun öncelikle. Evet. Şimdi bunu okeyliyorsunuz. Bu geldi buraya. Bunu sağ tarafa doğru bu palete yakın bir yere koyun. Şu palete yakın bir yere koyun. Neden palete yakın? Hatırlıyorsanız biz 500 piksel yükseklik, 800 piksel genişlik yapmıştık ya. Dolayısıyla bu butonun o 800 pikselin sağında kalmasını istiyoruz. O sebepten dolayı buraya koyuyorum. Şimdi bu oku simgeyi şuradan bu butona bastıkça sayfanın yukarı aşağı gidip gelmesini istiyorum. Bunun yukarı aşağı gidip gelmesi için arrange kısmına basıp yani yukarıya gitmesi için rotate kısmına bakıyorum. Rotate saat yönünün tersi diyorum. Okey diyorum. Bakın yukarıya doğru hareket edecek bu şimdi. Buna bastıkça yukarı gidecek. Onun dışında şimdi bunu tanımladım. Bunun dışında bunun yapacağı görevi de benim ne yapmam lazım? Tanımlamam lazım. Ne görevi var bunun mesela? Ne yapmasını istiyorum? Sayfada kaymasını istiyorum. Buna çift tıklıyorum. Buna çift tıkladıktan sonra şu sayfa geldi. Bu kısımda input'a geliyorum. Input kısmında butona basınca, down edince, butona basınca şuradan insert function var. Yani buna bir fonksiyon, yani bunun yapacağı bir fonksiyonu göstermek istiyorum. Amacım aslında ne? Benim ekranı display'i göstermesini istiyorum. Display rich text diye bir komut var. Display, D harfine baksın, direkt gider. Display rich text diye bir komutumuz var. Hemen şöyle bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Display rich text page scroll. Page scroll demek biliyorsunuz yuvarlanmak demek. Şu işte. Display rich text scroll. Okay. Bakın display rich text scroll. Ane yine biraz evvel hatırladığınız ane herhalde. O sayfamızın ismiydi. 502 nolu. Access yani ulaşım koduydu. 502 o. Onu 502 olarak yazdım. Ondan sonra display rich text scroll e-direction dediği kısım var. E-direction yukarı aşağı ve işte gibilerinden yukarı kısmı için yani yukarı kısmı için 3 yazıyoruz. 4 de aşağı doğru hareket etmesini sağlıyor. Bu e-amount yani yukarı doğru ama ne kadar yani kaç satır vesaire gibilerinden biz onu boş bırakacağız şimdi. Ondan sonra rich display rich text scroll pardon page scroll olacak bu. Yanlış oldu arkadaşlar. Ben şuraya page yazacağım. PG Display rich text page. Yani page demek sayfa sayfa gitsin anlamında. Page o anlama geliyor. Display rich text page scroll. Bu sayfa sayfa gitsin anlamında. 502,3. Onun için onda e-amount yani ne kadar sayfa gideceği yok. Bunu apply diyelim. Tamam. Okay diyelim.
Şundan bir tane daha kopyalayayım ben. Şunu aşağı indireyim. Şunu şimdi ters çevireceğim, aşağı doğru çevireceğim. Öncelikle çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyorum. Şöyle bunu seçtim. Arrange'den yine rotate ediyorum. Evet, şöyle bir kere daha döndüreyim. Aşağı doğru göstersin. Evet, şimdi aşağı gönderdim. Çift tıklıyorum. Burası yine doğru. 3 yerine 4 yazacağım. Bunların 3'ün 4'ün ne anlama geldiğine bakıyorum. Bu 4 de aşağı doğru demek. Apply diyorum. OK diyorum. Şimdi şunu bir save edip hemen run edelim. Bakalım çalışıyor mu? Çalışıyorsa ondan sonra başka bir çift okta ekleyeceğim. Çift okta daha hızlı gitmek anlamında. Evet, raporlar burada. Rapora bak diyelim. Evet, bakın iki tane tuş tanımlamıştım. İki tane tuş burada. Bakın buraya aşağı doğru bastıkça bakın sayfada aşağı doğru kayıyor. Gördünüz mü? Yukarı doğru da gidiyor. Evet. Dolayısıyla bu tuşların işe yaradığı ve sayfa sayfa gidiyor dikkat ederseniz. Bir de satır satır gitmek de var. Onu da tanımlayabiliriz aslında. Çünkü notlarımızda o da tanımlanmıştı. Hemen end'e basıyorum. Yes diyorum. Yine şunun yeri güzel olmamış. Şöyle birazcık aşağı indireceğim bunu. Sayfada güzel görünmüyordu. Tabii bunlar yerine büyük butonlar da tanımlayabilirdiniz. Şöyle pes sembole gittiniz. Shift ok aldınız. OK dediniz. Şunu alayım. Şuraya getireyim. Bunu yönünü değiştireyim. Evet. Yukarı oldu. Şimdi çift tıklayayım. Input kısmına gidiyorum. Yine bu butona basınca insert function. Bu işte biraz evvelki rich, display rich text scroll vardı ya. Onu tanımlayacağım. Şöyle. Biraz evvel tanımladım, sonradan eklediğimi şimdi yapacağım arkadaşlar. Evet, display rich text scroll. OK diyorum. Evet, yine buraya şöyle 502 yazıyorum. 502 ne oldu sayfayı? Direction'ı yukarı olduğu için yine 3. 3. İyi umut, yani kaç satır kaç satır gitsin diyor. 5 satır 5 satır, 4 satır 4 satır, 3 satır 3 satır. Nasıl istiyorsanız bunu istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Apply diyorum. OK diyorum. Hemen Ctrl C ve Ctrl V ile bir kopyasını oluşturuyorum. Onu da şunun altına koyayım. Şöyle. Onun da yönünü değiştireyim. Aşağı doğru olsun. Arrange diyorum. Rotate. Clockwise. Bir defa çevirdim. Bir kere daha çevirmem lazım. Okey. Aşağı doğru geldi. Shift tıklıyorum. Şimdi tabii bu bunun aşağı doğru sayması için, yani aşağı doğru kaydırması için buna 4 yazmam lazım. Yine 5'er satır 5'er satır gitsin. Okey dedim. Evet, save ediyorum. Save ettikten sonra bir kere de run edeyim. Şuradan raporlara bakacağız. Rapora bak diyorum.
Şimdi temin sayfa sayfa iniyordu. Şimdi beşer satır beşer satır inmesi lazım. Çok da net belli olmuyor beşer satır indi. Biz bunu değiştirelim. Birer satır yaparsak da. Siz bunu artık düzenlersiniz istediğiniz gibi. Şu anda beşer satır beşer satır iniyor olması lazım. Dolayısıyla ona göre de bir düzenleme yapma şansına sahipsiniz. Evet. Benim dersim bu kadar arkadaşlar. Bu dönemki dersle ilgili yapacaklarımız bu kadar. Bundan fazlasını Schneider'ın VisualSciTech SCADA programının web sayfalarından bulabilme şansına sahipsiniz. Hepinize kolay gelsin.